Sen miydin? Benim ya. Tamam, sakin ol. Ay, sen burada mı kaldın gece? Ha, eve gitmek zor geldi de. Ha. Bir evin var yani. Var var, merak etme. Ve sen hayırdır bu saatte? Yeni bir ekip, yeni görevler falan. Heyecanlıyım. Vay be. Gözlerim doldu vallahi. Vazife aşkı dediğim böyle bir şey işte. Öyle. Umarım ilerleyen zamanda bunu kaybetmez. Nasıl yani? Maşallah maşallah. Kendi evinmiş gibi ha, çekinme. Mekanı içselleştiriyorum. Daha fazla buraya ait hissederim o zaman. Tabii ya.
Dur kendime yer edeyim. Gör baksana ne diyeyim. Şimdi komiser yardımcısı da oldum. Böyle bir havaya girmeler falan. Ayak kaydırmaya çalışmalar. Sen hep böyle misin? Seni hallederiz de bu... Öbürünü ne yapacağız onu bilmiyorum işte. Öbürü... Adem abi mi? Oo. Bakıyorum hemen abi kardeş olunmuş. Maşallah. Anlaşıldı. Kıskanç. Üstelik şüpheci. Aynı zamanda hemen savunmada. Güçlü bir baba otoritesi altında büyümüş. Her an beğenilmek ve takdir görmek istiyor. Kim? Ve bütün bunlar tabii ki aslında özgüven eksikliğinden kaynaklanıyor. Al işte. Dakika bir, gol bir. İçimden başladık, bravo. Efendim Serpil'cim, hanımcığım. Ne demek geleceksiniz değil mi? Yani söz verdik, mecbur geleceğiz. Yani geleceğim. Tamam. Tamam. Selametle, sevgilerle. Bunları depodan sırf sizin için çıkarttım. Şöyle buyurun. Siz kadın milleti bazen gerçekten çok ısrarcı oluyorsunuz ya. Yakıştı. Bunun rengi biraz şey değil mi biraz? Bağırmıyor mu biraz böyle ben buradayım? Olur mu? Kız arkadaşınız bayılacaktır. Kırmızı, aşkın rengi. Ne alakası var kız arkadaşım? Değil ki ya. Israr etti diye. Buluşuyorum bizim tam şeyin şeyi. Vallahi bu gömlek size cuk oturdu. Ben bunu artık başkasına satamam. Bence almalısınız. Belki sizin için yeni bir başlangıç olacaktır. Vallahi. Hı? Israrcı. Israrcı diyorum. Israrcı ya. Efendim Serpil Hanım. Hmm, şanslı kızımızın adı Serpil demek ha? Ne var yüzbaşı Volkan? Komiserim bir cinayet vakası var. Biz Belgrad'a geçiyoruz. Sizin de hemen gelmeniz lazım. Tamam. Bildan Görgülü, 35 yaşında. Bankada memurmuş. Balık tutmaya gelen bir baba oğul. Bu sabah 6.30'da fark etmiş. 2 ay önce de bu ormanda bir cinayet işlenmemiş miydi? Evet, daha önceki cesetle benzerlikler var. İkisinin de göğsüne ok saplanmış. Ayrıca ölüm nedenleri de aynı. Aşırı kan kaybı. Gözler aynı bu şekilde bağlanmış ve iki maktulün de kulak zarları patlatılmış. Bir şey daha olmadı. Ve her ikisinin ağzında da bir not. Biz ona iki göz vermedik mi? Bir dil, iki dudak. Önceki olayda maktulün ağzından çıkan ayetle ilgili bilgi verilmemişti. Katil aynı kişi. Gözler bağlanmış. Kulak zarları patlatılmış. Neydi ağızdan çıkan bir not? Üç maymun işte. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. İlk bakanımız cümleten hayırlı olsun. Olay yeri spor, kolay gelsin. Oho başkomiserim çok can canlısınız. Hayırdır? Bu dava için özel mi diktirdiniz? Örümcük adam sen bir yana bas bakayım, yana kay. Başım sağ olsun. Peki ellerini neden önden bağlamış? Kurbanı kontrol etmek için arkadan bağlaması gerekmez mi? Bu kadar acemi ve dikkatsiz olabilir mi? Demek ki özellikle önden bağlamış. Ayrıca kimse hazır olduğuyken ölmez. Belli ki önce öldürülmüş, sonra buraya taşınmış. Aynen öyle. Maktulün yatış pozisyonu ve kan akışının yanı buraya öldürüldükten sonra getirildiğini gösteriyor. Yani tıpkı bir önceki vakadaki gibi. Neden bu kadar uğraştın ki? Nedenini bulmak bize düşüyor.
Ayşe, sen maktulün iş arkadaşlarıyla ve ailesiyle görüş. Sen de şubeye gidip önceki olayla ilgili arşiv bir tara bakalım. Biz de Adem komiserimle olay yerine bir göz atalım. Emredersiniz. İki farklı insan ve aynı öldürme biçimi. Katil gibi düşün. Onun ne hissettiğini hisset. Anlamaya çalış. Geçmişini unut Barış. Hayırdır? Sabah kuş gebeşendin. Şimdi bu olay ağır mı geldi? Kız kardeşine nasıl söyleyeceğimi düşünüyorum. Muhtemelen haberi bile yoktur. E niye dert ediyorsun ki bunu? Sen bu psikolojik olaylarda çok iyi değil misin ha? Bir yolunu bulursun. Komik mi şimdi bu? Ha? Gülmem mi gerekiyor burada? Bak ne diyeceğim, istersen ben gideyim senin yerine konuşmaya. Ya bu tarz durumlarda çünkü empati falan yapmayacaksın. Duygusal bağ kurmaya çalışmayacaksın. Ne demek istiyorsan pat diye söyleyeceksin. Aha. Hatta şimdi sen şubeye gidersin. Böyle bu bitki çaylarından falan yaparsın kendine. Oh! Biz gibi çalışırsın. Nereye? Sessizliğe, sükunete. Senin olmadığın herhangi bir yere. Kolay gelsin. Kolay gelsin olan Yasmin. Demek ki öldürüldüğü yer burası. Allah rahmet eylesin. İki ay önceki Ardinç Yanar cinayetinde de buna benzer bir korkuluk vardı. Buna bir şey bağlamış. Stop! Ne oldu? Kimse kıpırdamaz. Tosun sen gel. Gel. Ver borç. Şimdi Tosunlar, herkes işaret koyduğu noktanın tam önüne geçsin. Güzel. Şerici Tosun gel. Ver bakalım ne hocana. Bu yol nereye gider usta? Devam et Tosun. Kıpırda. Koş. Şimdi bütün deliller dümdüz bir çizgi üzerine ilerliyor. İlerliyor da biz bu izleri nereye kadar takip edeceğiz? Çünkü sonuçta koca orman yani. Gittiği yere kadar. Orman olay yeri. Kanıt da ormanın kendisi. Orman kazan sen kepçe diyorsun. Muhtemelen
Katilin maktulü getirdiği ilk yer burası. Ve kurbanı bağlarken de bu ipi kullanmış. Çok düzgün. Zorlanmadan kesilmiş. Katil kurbanın bacaklarına bağladığı ipi kendi kesmiş. Kaçabilsin diye. Peki, illaki sonunda öldüreceksen niye serbest bırakıyorsun? Tavşan kaç, tazı tut. Tavşanın canını kurtarmaktan başka çaresi yok. Tazıysa sırf zevk için bile öldürüyor olabilir. Tavşan ve tazı. Bu durumda katilimiz bir insan avcısı. Ben komiser yardımcısı Ayşe Derinaz. Evet. Biraz konuşabilir miyiz? Ablama bir şey mi oldu yoksa? Hiç yeri ve zamanı değil biliyorum ama katili bulmamız için konuşmamız gerek. Ablanızı düşmanlık besleyen birileri var mıydı? Neden olsun ki? Ablam melek gibi bir insandı. Birlikte mi yaşıyordunuz? Evet. 7 sene önce annemizi kaybedince 2 kız kardeş kaldık. Bu evde ikiniz yaşıyordunuz yani. Odasına bakabilir miyim? Eskiden öyle değildi. Sonradan kendini dine verdi. Bir şey mi oldu? Sonradan yöneldi dediniz mi? Nasıl denir bilmiyorum. Kendi seçimiydi ama. Böyle huzurlu hissediyorum diyordu. Erkek arkadaşı, nişanlısı ya da sözlüsü falan var mıydı? Hayır, olsa ben mutlaka bilirdim. Polise ne zaman haber verdiniz? Dün gece. Saat 1 gibi. Neden bu kadar beklediniz? Çünkü ablam iş çıkışı dergaha uğrayacağını söylemişti. Dergah mı? Ne dergahı? 5 senedir Eyüp Sultan'da bir dergaha gidiyordu. Hatta bazı geceler orada sohbetlere katılırdı. Şimdi gece alacakaranlıkta katil kurbanı çözüyor. Kurban yaralı bir ceylan gibi koşmaya başlıyor. Yoluna tuzaklar kuruyor. Ve buraya kadar gelmesini sağlıyor. Evet. Ve sonra burada köşeye sıkıştırıp öldürüyor. Maktulün dümdüz koşarak buraya gelmesi için bir şey yaptı. Bir şey. Demek ki katil ormanı çok iyi tanıyor. Hem de avcunun içi gibi. Ama hala bu korkuluğun ne işe yaradığını çözemedim. Aslında her şeyi biliyorum ama diyorsun. Ağzım, gözüm, kulaklarım kapalı. 3 maymun. Geliyor musun? Sonra. Biz biraz daha muhabbete kalırız. Usta, sen ne düşünüyorsun bu hususta?
Yılın vatandaşı ödülü. Ne yaptı da bu? Vay be. Aferin vallahi. Ben de olsam aynısını yapardım. Andolsun bu beldeye ki sen bu beldede oturmaktasın. Ve andolsun baba ve çocuğuna. Biz insanı gerçekten bir sıkıntı içinde yarattık. İnsan kendisine karşı kimse güç yetiremez mi sanıyor? Ben yığın yığın mal yok ettim diyor. Kendisini bir gören olmadı mı sanıyor? Meleç suresi. Bu da ikinci cesedin ağzından çıkan not. Biz sana iki göz vermedik mi? Bir dil, iki dudak. Kolay gelsin. Bir şey soracaktım. Hayırlı günler bacım. Hayırlı günler. Dergahınıza gelir gidermiş. Bu hanımefendiyi tanıyor musunuz? Şahsen tanımam ama buralarda görmüşlüğüm vardır. Hayırdır? Dün gece öldürüldü. Polisim ben. Allah taksiratını affetsin. Amin. Çok yardımsever, merhametli, müritlerimiz arasında sevilen birisiydi. Böyle olmasına çok üzüldük. Ama takdir-i ilahi, ruhu şad, mekanı cennet olsun. Amin. Öldürüldüğü gece burada sohbete katılmış sanırım. Kendisini bizzat görmedim. Malum hanımların yeri ayrıdır. Ama sohbetlerimizi hiç kaçırmazdı. Sizce Vildan Hanım'ı öldürmek isteyen birisi olabilir mi? Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu hiçbir kulun isteyerek bir canı alabileceğini sanmıyorum. Nitekim Yüce Rabbimizin verdiği canı ancak o alır. Orası muhakkak tabii. Cenazesini buradan kaldırmak isteriz. Mümkün olsa tabii. Ona kardeşi karar versin. Zaten otopsisi devam ediyor. Müsaadenizle efendim. Hanımı gördüm galiba. Galiba mı? Bizler hanımların yüzüne direkt bakmayız. Malum buraya gelen hanımların tümünün de tesettürü olduğu için resmi ilk gösterdiğinizde çıkartamamıştım. Ama şimdi hatırladım. Evet. Dün sohbetten sonra yaşlı bir ziyaretçimizin koluna girip ona yola kadar eşlik ettim. Sonra yoldaki bir taksiye sizin söylediğiniz hanım biniyordu. Saat kaç gibiydi? 10:20 geçe sohbet bitti. De ki 10:30. 10:30. Peki tam taksiye bindiği yeri bana gösterebilir misiniz? Evet.
İşte burası. Kamera mamera yok mu ya buralarda? Bu dergahı kimden koruyacağız bacım? Sen de haklısın. Hoş geldin komiserim. Bulamadınız mı daha? Yok be Tosun. Öyle ha deyince olmuyor ki o işler. Yiyecek ne var? Özleme, tost, ayran. Usta sen şifayı fena kapmışsın ha ben sana söyleyeyim. Neyse kalsın ya kilo vermem lazım zaten. Çay alayım o zaman ben. Çay alayım. Dilim damağım kurudu vallahi ya. Razıysan. Gel bir de onu bize sor komiserim. Vallahi bu kadar eşyayı otoparktan buraya getiriyoruz. Akşam olunca da hepsini bir daha gerisin geri. Bu sabahleyin gelenlerden gidenlerden böyle enteresan, dikkatinizi çeken, ilginç bir tip falan oldu mu? Yok komiserim. Zaten herkes aynı giyiniyor. Hepsi civciv gibi. Kim kimdir belli değil. Sen demin otopark mı dedin? Evet. Bu sizin otoparkın kamerası falan var mıdır? Vallahi bilmiyorum ki komiserim. Bakalım var mı? Hadi eyvallah. Yürü bakalım bakalım. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Peki iş arkadaşlarıyla arası nasıldı? Pek samimi değildi. Ama hiç kimse hakkında kötü bir şey söylediğini duymadım Milda'nın. İşinde de çok titizdi. Kendi halinde bir kızcağız. Yanınızda çalışıyordu sanırım. Evet. Masasını inceleyebilir miyim? Tabii buyurun. Fotoğraf ne zaman çekildi? 2 yıl önce Vildan bir ödül almıştı da. Ne ödülü? Kadın Koruma Derneği'nin verdiği yılın vatandaşlık ödülü. Yılın vatandaşlığı. Evet. Bankamıza bir soygun girişiminde bulunulmuştu da. Bırak lan silahını. Anne! Ne oldu lan silah? Anne! At silahını! Tamam, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Vururum. Tamam. Bırakıyorum. Sakin ol. Tamam. Gidin lan. Sakin ol. Anne. Sakin ol. Anne. Oğlum bak uzaklaş. Yere yatın lan siz de. Yere yatın çömelin. Paralar ver lan. Paralar ver lan. Ver lan paraları. Lan yüzüme bakıyorsunuz paraları. Ben vururum. Neden olmasaydı o çocuk ve annesi belki şimdi ölmüş olacaklardı. İşte bu fotoğraf Bildan'a para ve bileket verilirken çekilmişti. Anladım. Kanında yüksek dozda uyku ilacı buldum. Yani koşarken kendinde değilmiş. Ayrıca gözlerinin çevresinde herhangi bir çürük ya da yara izi de yok. Bu da demek oluyor ki gözleri öldükten sonra bantlanmış. Tıpkı Erdinç Yener cinayetindeki gibi. Gözleri bağlı, kulak zarı patlatılmış, ağzında bir ayet. Dümdüz bir hat ve yaptığını gösterme isteği. İki
maktul arasında mutlaka bir ortak nokta olmalı. Ama ne? Belli ki katil bıraktığı ipuçlarıyla oyunu bizim çözmemizi istiyor. Anlaşılan pek iyi geçmedi ha? Ablası perişan oldu tabii. İki kız kardeş birbirlerinden başka kimseleri yokmuş. Herkes çok iyi bir insandı diyor. Ben öldürülmesi için bir sebep bulamadım açıkçası. Ne diyelim, Allah günahları varsa affetsin. Beni rahmet eylesin. Ya bir de şu takıldı aklıma. Katil cesetleri neden görünür bir yere taşıyor sence? Evet, aynı şey benim de aklıma takılmıştı ama çözdüm. Çünkü hemen bulmamızı istiyor. Yani yaptığı işi göstermenin peşinde. Ya iyi de bunu zevk için yapıyorsa tam tersi cesetleri saklaması gerekmez mi? Eğer herkese bir mesaj vermek istiyorsa gerekmez. Nasıl bir mesaj? Bunu hep beraber göreceğiz. Adem gelince elimizde neler var bir toparlayalım. Ne var burada? Cinayet gecesi, otoparkın kamera görüntüleri. Teşekkürler, çok teşekkürler. Teşekkürler. Babacığım. Girmesi şans mı sence? Kesin önceden çalışılmış. Maktulü baygın bir haldeyken taksiyle oraya götürüyor. Bildan Görgülü, dün gece 10:30 sularında Eyüp Sultan'dan taksiye binerken görülmüş. Bu taksi o taksimi bir araştıralım. Gidip baktım. Dergahın tam önünden binmiş. Ama maalesef civarda mobese kamerası yok. Adem sarsan o şunu bir daha başla. Plakası TAE olan bütün taksileri araştıralım. GPS'lerine de bakalım. Başka ne var elimizde? Erdinç Ener 3 sene önce bir kadını sarhoş bir adamın tacizinden kurtarmış. Ve bu yüzden de Kadın Koruma Derneği'nden yılın vatandaşı ödülünü almış. Bildan Görgül de aynı ödülü almış. 2 sene önce çalıştığı bankada silahlı bir soyguna engel olup soyguncuyu yakalatmış. Ya ikisi de kahraman, ikisi de ölü. Bütün bu olanlar ya büyük bir tesadüf ya da biz çok acayip bir işin içindeyiz usta. Ben size söyleyeyim. Bu iki olayın failleri belli mi peki? Cinsel tacizci Erdem Bakır 4 yıla mahkum olmuş ve hala Bayrampaşa cezaevinde. Bankayı soymaya çalışan kişi ise 3 ay evvel hapishaneden çıkmış. Bilal becerikli. Ama hapishaneden çıktıktan sonra henüz nerede olduğunu bulamadım. Bu adam. Ben bu adamın nerede olduğunu biliyorum.
Önce avını baygın bir şekilde buraya getirdin. Sonra bacaklarındaki ipi kesip kaçmasına izin verdin. Aşağı yuvarlanmış, sonra kalkıp koşmaya devam etmiş. Düz bir hat üzerinde. Nasıl? Bismillahirrahmanirrahim. Yani ana caddede mi insan bir ses verir, bir buradayım der. İçim çıktı ya. Hayırdır bu saatte burada? Öylesine. Yani hani ben katil olsam, burada olsam, tam da cinayet anında acaba ne hissederdim diye buradayım. Sen ne arıyorsun peki burada? Ben de başından beri maktulün izlerini takip ediyorum. Fener'i görünce... Vay anasını. Demek tel. Fener. Çünkü ancak... korkuluğa bağlı olursa karanlıkta dümdüz bir koşu yapabilir. Maktul için uzaktaki bu ışık tek kurtuluş yolu. Yardım istemek için buraya geldi ve celladıyla karşılaştı. Son umudunu da kaybettiğinde katil onu kıskıvrak yakaladı. Korkudan hareket edemez hale gelince de öldürdü. Hiçbir kaçışı yok. Vay arkadaş. Tam bir ölüm tuzağı. Bu tuzak değil. Katil avını açıkça cezalandırıyor. Yani? Yani bu bir korkuluk değil. Yardım etmek istemeyen biri. Nesim geliyor. Vay. Bu iyi. Ya şu Bilal var ya. Gel abi bana gel. Ben o adamı dergahta gördüğüme eminim. Gördüm yani. Tamam yarın gideriz. Oh kurt gibi acıkmıştın ha. Kıtlıktan mı çıktı Volkan? Dur yavaş yavaş boğulacaksın. Ya kızım acız dedik ya. Bak doymazsam seni bile yerim ha. Ne münasebet canım. Şaka şaka. Hem benim acıyla pek bir aram yok merak etme. Terbiyesiz. Ukala. Ya Barış Başkomiser'le Adem Komiser'den hiç ses yok. Evet. Yarın hepimiz için zor bir gün olacak. Adem Komiser şu anda uyuyordur. Da ya. Barış Komiser biraz farklı bir adam. Yani tam kestiremiyorum ne yapacağını. Volkan, sana bir şey söyleyeceğim ama. Tamam, bir şey söylemem. Söyle.
Ya ben şimdi bu ekip kurulunca kimlerle çalışıyoruz diye küçük bir araştırma yaptım. Bak sen. E'si Barış Başkomiser'le ilgili. Ya bu adam geçmişte. Ya Ayşe, bu konu ne seni ne de beni ilgilendirir. Görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Tamam. Aynı maktuller gibi yani. Üç maymunu oyna diyorsun bana. Aynen öyle diyorum. Neyse bak sen bu kadar araştırma yapmışsın. Benim hakkında ne buldun? Ya Hakan, senin hakkında hiçbir şey bulamadım ya. Sen aslında yaşamıyorsun, biliyor musun? Ay, çok komiksin Ayşe. Vallahi bak. Usta! Bir tane daha sarsana bana. Eyvallah. Eyvallah. Sen de şu soğanları yemiyorsan ayıklama ver bana. Oo. Ver bunu. Böyle yiyeceğim ben. Al soğanları sen yersin. Şimdi burada bekle. Ben konuşup geliyorum, tamam mı? Nedenmiş o? Ya şimdi böyle yerlerde kadın görmeye pek alışık değiller ya. Ters tepebilir. Ne alaka ya? Sen benim dediğimi dinlesene. Bekle burada, geliyorum hemen, tamam? Ya saçmalama, ben de geleceğim. Ya bekle dedim sana. Ben hallediyorum. Ya Volkan! Aman. Artist ya. Aleykümselam kardeşim. Hayırdır? Komiser yardımcısı Volkan Eroğlu. Bildan Görgülü cinayetini araştırıyorum. Bu Bilal diye biri varmış. Bilal Becerikli. Sen 2 dakika bekle, ben onu çağırayım. Eyvallah. Siz gelmeseydiniz ben size gelecektim. İhtimal o ki aradığınız kişi benim. Bilal Becerikli, değil mi? Dün Vildan ablanın öldürüldüğünü öğrendim. Hem şok oldum, hem de çok korktum. Malum, cezamı çekmiş olsam da dinlenmiş bir kişi olduğum için onu benim öldürdüğümü düşünmeniz normal. Cezamı çektikten sonra 3 ay önce hapisten çıktım. Artık tövbe ettim. Maziyi sildim. Kendimi hak yoluna adadım. Bu tekkede yatıp kalkıyorum. Ne iş verirlerse yapıyorum. Bir lokma, bir hırka. Hayatımdan pek memnunum. Söylesene sana. Eyvallah. İçerideyken beni ziyarete gelen tek kişi Vildan ablaydı. Ailem yok, kimim kimsem yok. En zor zamanlarımda gerçek bir abla gibi sahip çıkmıştı bana. Hapse girmene sebep olan kişi benim. Adım Vildan. Ne demeye geldin peki? Benden nefret ediyorsundur. Haklısın belki. Ama şu dünyada belki de seni en iyi anlayan kişi benim.
Çünkü ben de senin gibi büyük bir günah işledim. 3 sene önce gözlerimin önünde gencecik bir kız öldürüldü. Ve ben hiçbir şey yapamadım. Belki yardım etseydim şimdi hayatta olacaktı. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki komşusu açken tok yatan bizden değildir. Ve biliyorum ki o da vicdan yarasıdır. Sen de benim komşumsun, kardeşimsin. Senin de vicdanın rahat değil biliyorum. İzin ver bu karanlıktan birlikte çıkalım. Hapisteyken hep onun dediklerini düşünürdüm. Huzur dolu bir kalple yenmiş bir lokmacık ekmek, vicdan azabıyla dolu bir zenginlikten 1000 kat daha iyidir derdi. Onun dediklerini yapmaya çalışıyorum ben de. Bu dergaha da beni o getirdi. Burada Allah'a sığındım. Merhamet diledim, af diledim. Ben onun vesilesiyle tövbekar oldum. Allah taksiratını affetsin. Yokmuş şu anda burada. Nasıl yokmuş? Odun almaya çarşıya gitmiş. E polis izledik. Kanun yani. Gelir birazdan görürsün. Önce kötü bir şey olmuş. Yardım edemediği için ölen bir kızla ilgili. Bunu Bilal'e 2 sene önce söylediğine göre demek olay 5 yıl önce yaşanmış. Ne konuşuyorsun kendi kendine? Sen ne yaptın bakalım? Bulabildin mi bir şeyler? Şu aradığımız adam yok mu Bilal? Hı. Dışarıda mıymış neymiş? Ölermiş birazdan, bekleyelim bakalım. Bekleyelim. Ama sana kalırsa daha çok bekleriz. Sen uyu uyu, ben çoktan konuştum adamla. Nasıl yani? 5 yıl önce hepsini ilgilendiren büyük bir olay yaşanmış. Bir kızın hayatını kurtarabilirmiş ama yapamamış. Umaca gibi konuşmasana. Volki. Bak sana çok büyük bir iş düşüyor. Bunu ancak sen çözebilirsin. Neymiş o? Maktullerin 5 sene önce nerede olduklarını araştırabilir misin? Yok artık. İyice ayakçı bellediniz beni. Ya Volkan, bak ikisi arasında ödül almaları dışında başka bir şey daha olmalı. Benim içimde garip bir his var. Yani Ayşe Hanım'ın içindeki garip hislere kaldıysak yandık zaten. Sen de psikolog musun, falcı mı, polis mi, bir karar ver. Nasıl acıkmışsın ha? Komiserim şuna bir hoparlörü versene ya. Adem Beyciğim. Serpil Hanım. Ay sesinizi duydum, daha iyi oldum. Bir mukabele. Şu bizim buluşma işini daha fazla ertelemeseniz diyorum. Tabii. İnşallah. Ben onu bunu bilmem Adem Beyciğim. Sizin için ta İzmir'den kalktım geldim. İsterseniz emniyete de gelirim bir çayınızı içmeye. Hem çalıştığınız yeri de görürüm. Yok. Siz gelmeyin. Siz gelmeyin. Çok tehlikeli. Biz... Yani namlunun ucundayız şu an, silahlar milahlar. Ben size sonra döneceğim Serpil Hanım. Tabii, hadi selametle. Ama Adem Bey. Valla işte. Yani eş dost böyle başımıza sardı. Vallahi billahi. Hayırlısı olsun. İşte hayır mı şer mi? Artık bakacağız yani. Böyle benim herhangi bir öyle... Hani beklentim olduğundan... Değil de yani. Anladım. Yani senin de ağzından kerpetenle laf alıyoruz. Yani. Yani insan bir çift laf eder ya. Bir şey söyler ya. Bir... Dün gece bu ormandaki... Ya, nasıl üşüdük dün gece ormanda? Vallahi hala kemiklerim titriyor ya. Ha bir şey söyleyeyim. Ormandaki korkuluk diyecektim. Yani bu korkuluk eğer yardım etmeyen birinin isim geliyorsa... Katil,
kurbanlar üzerinden bize ne demek istiyor, ne mesaj veriyor acaba? Bence seni söylüyor. Nasıl yani? Yardım etmeyen biri diye seni işaret ediyor bence. Katil. Hani sen şimdi profsun ya, profesörsün ya. Profesyonelsin de bir... Ya bu Adem ne yapacak? Bu Adem bu kızla buluşsun mu, buluşmasın mı? Bu ne olur bunun sonu? Buluş bence, buluş. Bence kızla buluş. Buluş yani. Buluş. Bu. Yani bu. Buluş. Yani. Ben burada bir araba laf ediyorum deminden beri. Bir asırlık laf anlattım. Bu mu yani? İyi ya, böyle olsun. Zaten aramızda bir duvar olsun. Vallahi bana çok iyi geliyor. Aramızda böyle bir duvar olsun. Ben o duvarın arkasından sesleneyim ama sen beni duyma. Vallahi sen beni duyma. Beş sene önce kim, kimin, ne, nerede? Nasıl bulacağız şimdi bunu? Midlen Görgülü, 2012. Güven Bank, Levent Çarşı Şubesi transfer olmuş. Şener. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun. 2012'de başlamış. Nerede? Boylaş, menkul değerler. Menkul değerler. Levent Çarşı Meydanı 18 numara. Levent Çarşı Meydanı. Yani her ikisi de 2012'de birbirlerine yakın yerde çalışmışlar. Hemen çağrışı meydan. Ablanız... Bankayı soymaya çalışan adamı yakalattıktan sonra hapisteyken onu ziyaret etmeye devam etmiş. Neden peki? Yardım etmek istemiş. Kendisinin de aslında büyük bir günah işlediğini söylemiş. 5 yıl önce bir olay olmuş sanırım. Ablanız bir kıza yardım edemediği için. Evet. Yürü! Bırak beni! Konuşma! Bırak beni! Yürü! Bırak beni lütfen! Yürü! Bırak beni. Adalet Hanım! Adalet Hanım! Yürü dur ya! Olay 5 sene önce ablamın çalıştığı bankanın önünde gerçekleşmiş. Yardım edin! Tamam. Lütfen yardım edin! Yardım edin! Hayırdır ya, yardım etsinize! Hayırdır? Ya polis arayın, beni polis arasın ya! Güvenliği çağırın! Polis arasınıza! Bir sorun mu var abi? Olay internet aramasında çarşı meydan cinayeti olarak geçiyor. Bu video bugün tekrar yüklenmiş. İşin ilginç yanıysa maktul Vildan Görgülü ve 2 ay önce öldürülen Erdin Şener'in aynı videoda olması. Yani 5 sene önce ikisi de aynı olaya şahit olmuş. Şener! Gel buraya! Ablan, gel buraya! Nereye ha? Ablan, ha nereye? Ya yardım etsin de! Polis arasanız! Gel buraya! Abla! Yardım et abla! Ne olursun! Yardım etsin! Abla yardım edin! Yardım edin ne olursunuz! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Bırak!
ablam bu olaydan sonra toparlanamadı. Çünkü o adam zavallı kızcağız ablamın gözlerinin önünde öldürmüş. Kendini hep suçladı bu yüzden. O zaman kızın elini bırakmasaydım, ona yardım etseydim belki de öldürülmeyecekti diye kendini yedi bitirdi. Bu banka cüzdanını ablamın eşyalarını toparlarken buldum. Soyguncuyu yakalattığı için banka ona 15 bin lira ödül vermişti. O zamanlar paraya çok ihtiyacı olmasına rağmen hiç düşünmeden bütün parayı bir yere hibe ettiğini söylemişti. Hatta bu yüzden kavga bile ettik onunla. Sanırım bütün parayı bu hesaba yatırmış. Lan nasıl bir dünyada ikamet ediyoruz ya? Lan gencecik kız bu ya. Bu öldürülen kızın Erdinç'le Vildan'la bir bağlantısı var mı? Gönül'de bir bağlantı yok. Adı neymiş bu kızın? Kızın adı... Adalet Seymen. Peki bu Adalet Seymen katilini tanıyor muymuş? Kız bankadan çıkınca önünü kesip para istemiş. Vermeyince de şiddet uygulamaya başlamış. Adam zaten uyuşturucu bağımlısıymış. Sonrası da... malum işte. Ailesiyle ilgili bir bilgi var mı? Sadece babası var, Cemal Seymen. Eskiden uzun yol tır şoförlüğü yapıyormuş. Onun dışında da başka bilgi yok. Abi adamın kızı herkesin gözü önünde linç ediliyor. Bir Allah'ın kulu kılını kıpırdatmıyor. O kadar insan mıh gibi oturup izliyor ya. Biz ona iki göz vermedik mi? Bir dil, iki dudak. E üç maymun işte. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Bu tuzak değil. Katil avını açıkça cezalandırıyorlar. Aslında her şey çok basit. Katil, videoda kıza yardım etmeyen herkesi tek tek cezalandırıyor. Malum, korkulukta yardım etmeyenleri temsil ediyor. Çünkü bu insanlar kızın öldürülüşüne şahit oluyorlar ve hiçbir şey yapmıyorlar. Peki beş yıldan sonra böyle bir intikam planını kim kurmuş olabilir? Acısı hiç dinmeyecek bir baba. Ve bu baba yardım etmeyen herkesi öldürüyorsa... Bir sonraki cinayeti engellememiz için... bundan sonra sıranın kimde olduğunu bulmamız gerekiyor. Ya da Cemal Seymen'i. Başkomiserim biliyorum ama ormanda bir ceset daha bulunmuş. Muhtemelen dün gece biz ormandan çıktık. Neredeydik biz o zaman? Neredeydik? Yok bu adam durmayacak. Pes mi diyorsun? Hayır. Ama bir kişi daha öldü. Ve bizim elimizden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Hayatın tek bir gerçeği vardır. Doğarsan ölürsün. Ama ikisini de sana sormazlar. Bizim işimiz ne? Katili yakalamak. Hadi şimdi toparlan. İşimize bakalım. Tamam şef. Zaten kolay bir dava olsaydı bize vermezlerdi. Şimdi elimizden gelenin en iyisini yapıp Cemal Seymen'in oyununu bozalım. Şefim, maktulün kimliği tespit edildi. Çağlar Dibekçi, 30 yaşlarında bir gece kulübünde de gitarist olarak çalışıyormuş.
İstop. Donguç'um onu biraz büyütse. Gir 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 içeri gir. Ha. İlk öldürülenler videoda en çabuk yeri tespit edilenler oldu. Vildan Görgülü bankadan çıkıyor ve olaya dahil oluyor. Çalıştığı yer belli zaten. Erdinç Yener ise elinde taşıdığı dosyada çalıştığı şirketin adı yazılı. Gitarist adam da aracının plakasından hemen tespit ediliyor. Şu ana kadar 3 kişiyi öldürdü. Hani daha kaç kişiyi öldürebilir ki? Bunun cevabı bıraktığı ayetlerde saklı. Ayetleri inceledim. Kur'an-ı Kerim'deki Beled suresinden. Ve Türkçe'de şehir anlamına geliyor. İlk 7 ayet Erdinç Yener'in ağzından çıkmıştı. Ve bu ayetlerse Vildan Görgül'ün ağzından çıktı. Biz ona iki göz vermedik mi? Bir dil, iki dudak. Ve son ayet ise Çağlar Dibekçi'nin ağzından çıkmış. Biz ona iki yol, iki amaç gösterdik. Şimdi geriye kaç ayet kaldı? 10. Peki videoda kaç kişi var? 12. Kurtarılması gereken 9 kişi var demektir. Ve ondan daha önce düşünüp ondan daha hızlı hareket etmek zorundayız. Başka şansımız yok. Sağ ol. Şefim, Zafer Karakaya, Fransa'ya yerleşmiş. Bir kişi daha kurtuldu. Komiserim. Sonucu. Bu Cemal Semen hakkında hiçbir kayıt yok. Ben sanki yer yarıldı içine girdim. Çıkartırız. Çay. Murat, buraya bakar mısın? Hamdi Özkan, Esenler'de yaşıyor. Derhal bir ekip gönderin ve uyarın. Anlaşıldı komiserim. Yıldız Şimşek'in adresini buldum. Aa, bu sen miydi? Yıldız Hanım, sizinle çok acil görüşmemiz gereken bir konu var. Geldim. Cinayet mi? Benim cinayetle ne alakam olabilir ki? Sakin olun Neriman Hanım. Her şey bizim kontrolümüz altında. Cinayet büro. Yılmaz Bey. Şu andan itibaren korumamız altındasınız. Katil yakalanana kadar memur arkadaşlar sizinle kalacak. Başkomiserim, cinayet mahallinde bulduğumuz cep telefonu Çağlar Dibekçi'ye ait. Şifresini kurmayı başardık. İçinden enteresan şeyler çıktı. Ölmeden önce kayıt düğmesine basmış. Bir dakika dostum, bir dakika sarışın.
arkadaki sisleri bir temizleyeyim. Sadece şu adamın sesini bir ver bakayım sen. Hepiniz katilsiniz. O çocuk nasıl korktuysa şimdi sen de korkacaksın. Ve kimse seni buradan kurtaramayacak. Usta sen şifayı fena kapmışsın ha, ben sana söyleyeyim. Bir yöne geldiyse hakkında. Başkomiserim, başka bir şey yoksa izninizle. Şu videoyu çekeni bir elime geçirirsen var ya. Perişan olduk ya onun yüzünden. Kelebek etkisi dediğim öyle bir şey işte. 5 sene önce parmağım bir kayıt tuşuna basıyor ve 3 kişinin ölümüne neden oluyor. Tabii bir de bizim halimiz. En azından katil yakalandı, müebbet aldım. Tabii ya. İyi akşamlar başkomiserim. Bir dakika. Bir şey unuttuk. Videoyu çeken kişi. Listede o da var. Nasıl unuttuk biz onu? İşte burada. Adam yansımadan kendini çekmiş ya. Ben nasıl fark edemedim bunu? İsmi Ali Önder. Demek izledin sen de. Belki inanmayacaksın ama o videoyu 5 sene önce ben çekmiştim. İnanırım, doğrudur. Kim yükledi ki acaba? Acayip tıklanmıştı o zaman, biliyor musun? Ama olay da esaslıydı yani. Her zaman denk gelmiyor. Kim bilir? Belki de o videoyu o zavallının ailesi de izlemiştir. Yani onu bilemem de. Belki de ciğeri yanan bir babası vardır. Onun acısına dayanamayıp kendisini yollara vurmuş. Canım mutlaka da kızın şanssızlığı işte. Kader. Ne diyelim ki? Aynı yaşta benim de bir kızım var. Çocukluğundan bu yana asi bir kız. Şimdi düşünüyorum da bütün kabahat benim. Ona hiç iyi bir baba olamadım. Öyle demeyin şimdi. Ama hep asilikle suçladım. Ama sonunda anladım ki bütün suç benim. Duruldu mu bari şimdi? Duruldu. Kızım 5 sene önce öldü. Tosunum sen neredesin Tosunum? Ben her yerde seni arıyorum ya. Senin bu yanında bir eleman vardı ya. Cemal abi mi komiserim? Cemal abin. Nerededir senin bu Cemal abi? Vallahi bilmiyorum ki komiserim. 2 gündür görmüyorum onu. Zaten olaylar yüzünden işler de kesat. Eyvallah. Nerede yatar kalkar senin bu Cemal abi? Bilmiyorum ki komiserim. Ama bir keresinde bana yaşlılar yurdunda kaldığını söylemişti. Hangi yaşlılar yurdu? Kilyos'ta. Kilyos'taki yaşlılar yurdunda. Eyvallah. Nedir durum? Ali Önder eskiden çalıştığı restoranda çalışmıyormuş artık. Yeni bir yerde işe başlamış ve 1 saat önce de işten çıkmış. Evini de aradım. Karısı evde olmadığını söyledi. Cep telefonu da kapalı. Alo Adem. Şef, Cemal Seymen. Bu Belgrad Ormanı'ndaki taksici vardı ya. O da bizi kolluyormuş. Kilyos'taki yaşlılar yurdunda mı ne kalıyormuş? Alo. Adem. Ali Önder telefonunu açtı. Yerini saptayabildik. Neredeymiş? Belgrad Ormanı yakınları. Adem neredesin? Belgrad'dayım, ormanda. Alo.
Alo. Şarjına ya. Alo. Alo. Ormana gidiyoruz. Anlaşıldı. Nihayet sıra sana geldi. Hadi. Hadi. Kurtar kendini. Hadi. Hadi. Kurtar kendini. Hadi bakalım. Bu sefer karşında korkuluk yok. Ben varım. Geleceğin varsa göreceğin de var. Hadi bakalım. İstikamet korkuluk. Ne olur bırak beni. Ne istiyorsun benden? Bırakacağım. Yürü. Dur oraya. Hadi. Polis! Yere yap. Hemen. At silahı yoksa bu gebertirim. Ben de seni gebertirim. Bana bak. Fırla, fırla, fırla. Kaydet bakalım. Kaydet bakalım. Demek şanssızlık ha. Demek kader ha. Ne kader ulan. Hepiniz seyrettiniz. Hiçbiriniz bir şey yapmadı. Aynı bu korkuluk gibi. Eli dili bağlı. Böylece seyrettiniz. Sen de videoya kaydettin ha. Kızımın ölümü senin için bir eğlenceydi ha. Hiçbiriniz insan değilsiniz. Hepiniz hadisiniz. Aşağılık herifler. Hepiniz katilsiniz. Dur! Kıpırdama sakın. At silahını. Yaklaşırsanız öldürürüm bu. Bırak silahını.
İndirin silahlarınızı, öldürürüm bunu. Geçsen de şöyle. Geçin böyle. Öldürürüm bu. İyi plan yapmışsın Cemal Seymen. Ama kurbanların için yaktığın fener senin sonun oldu. Ne yapsaydım? Bu alçakların yaptıkları yanlarına kar mı kalacaktı? Videoyu internete sen yükledin. Olayı tekrar insanlara hatırlatmak istedim. Videodaki herkes ölüm korkusuyla yaşayacak. Ama sonunun ne zaman geleceğini bilmeyecekti. Küpegündüz, orada o kadar insan varken hiçbiri yardım etmedi. Yalan kılı çıkmaz mı be? Bir çocuğun ölümüne seyirci kalıp sonra da bir şey olmamış gibi evlerinize nasıl gidebildiniz ha? Kızım asıl bunları öldürdü. Vahşalık herifler. Ver silahını. Ver. Yandım be. Çok acıyor be. Bir dakika kızım. Heh. Söyle bakın. Babacığım müsaitsen sana bir şey söyleyeceğim. Canım sıkacak. Yok, bir şey söyleme de. Söyle bakın. Yok vallahi kötü bir şey yok. Hani Sedat var ya. Kızım ben o çocukla görüşme bir daha. Demedim mi? Şey babana söyle seferden döner dönmez seni istemeye geleceğim dedi. Haberin olsun. Bana bak. O çocuk kapıma gelirse kırarım bacaklarını. Baba inat etme lütfen. Hem bizim evlenmemiz lazım. Ne demek lazım? Evlenmemiz lazım. Bak yanlış bir şey yaptıysan. Aramız açılır söyleyeyim sana. Son konuşmamız oldu. Bir daha da ne sesini duydum ne yüzünü gördüm. Kızınızı öldüren kişi yakalandı. Ve şu an hapiste cezasını çekiyor zaten. Öyle uzakta durup hiçbir şey olmamış gibi göz göre göre kızımın ölmesini seyrettiler. Onların oradan geçmesi tesadüften başka bir şey değildi. Bu yüzden onları suçlayamazsınız. Elenmez Allah'u aynı. Ellisanım ve şefaatim. Kur'an'ımızda iki göz bir değil iki dudak vermedik mi? Niye sustular? Niye görmezden geldiler? Bana göre onların hepsi kızımın katili. Ben de onların katiliyim. Cezam cehennemse hep beraber yanacağız inşallah. Kızım, kendisini öldüren kişiyi tanımıyordu bile. O günden sonra her gece o videoyu izledim. Her gece kızım gözlerimin önünde öldü. Ben bin kere öldüm. O videoyu her seyrettiğimde düşündüm.
Bunlar sizin de başınıza gelebilir. Benim kızımın yerine sizin çocuğunuz da olabilirdi. Ama yavrumu yalnız bıraktılar. Çok korkmuştu yavrum. Çok korkmuştu. Acı içinde öldü yavrum. Adalet size bunu hediye etmek istemiş. Hatta o hesaptaki paranın büyük bir kısmını yatıran da Bildan Görgülü. Niye? Vicdanını rahatlatmak için. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Kaleminizi kullanabilir miyim? Şimdilik sadece 1.000 lira biriktirebildim ama olsun. Daha çok çalışır kazanırım zaten. Bence çok akıllıca bir şey yaptınız. Babanın sizin gibi evladı olduğu için çok şanslıyım. Teşekkür ederim. Annem ölünce sadece ikimiz kaldık. Birbirimizden başka kimsemiz yok. Benden çok çekmiştir ama artık kuslandım. Yakında da evleniyorum zaten. Gerçi pek istemiyor ama. Allah mesut eder inşallah. Teşekkürler. Pardon. Nişanlım arıyor. Alo. Tamam canım, bekle, sen geliyorum ben. Tamam tamam. Yatırdım hesabı, evet. Tamam canım. Çok teşekkürler her şey için. Görüşmek üzere. Güzel, iyi günler. Adalet Hanım. Adalet Hanım. Ne kadar da güzel gülmüş yavrum. Güzel gülerdi. İkiniz de iyi iş çıkardınız. Elinize sağlık. Sağ olun komiserim. Geçmiş olsun. Nasılsın? Ne kadar iyi görünüyorsam o kadar iyiyim. Ucuz atlattın. Vallahi hakikaten kalbura da dönebilirdik. Neyse, en azından bir kişinin daha canı yanmadan yakaladık adamı. Hadi bakalım. Hepinize iyi geceler. Eyvallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Adem komiserim, ormana gittin, neden haber vermiyorsun? Oğlum, haber verdim ya. Tamam da geç verdin. Yani seni mi kurtaracağız, katili mi yakalayacağız? Tribünden oynama gözünü seveyim. Ne diyor bu ya? Ne diyorsun sen oğlum? Yani dua et, Ali'nin telefonunun yerini saptayabildik. Ha, siz benim yerimi benim aramam sayesinde değil, Ali'nin telefon kayıtları sayesinde buldunuz. Evet. Sen ne sandın? Sen bana ne olduğunu farkında mısın sen? Montumun falan farkında mısın sen? Ha? Görüyor musun? Kaç lira verdim biliyor musun? İçeri esiyor, bitti. Çöp oldu, çöp çöp. Faturası varsa iade etmeyi dene. Ama bir şey rica edeceğim. Bu sefer aynı rengi alma rica ediyorum. Ay çok komik. Seni de iade etmek istiyoruz ama faturanı bulamıyoruz. Aslında o ok senin saplanacaktı ki. Örümcek adam, ben seni o zaman görecektim. Neyse, iyi geceler. Geçmiş olsun Adem abi. Tamam, bu da sen. Hadi. Arkamdan gülme. Sence her ikisinin de iyi vatandaş ödülü alması tesadüf mü? Belki de. Önemli olan katilin öyle ya da böyle yakalanmış olması. Evet. Vicdanımız rahat. Ay şimdi şöyle sıcacık bir uyku çekeriz, ne güzel evimize gidip. Diyeceğim de hayırdır? Bir evin var dedin ama
yok galiba. Var, var ama işte uzak diye gitmeye üşeniyorum. E bana gel. Benim evim yakın. Süper fikir. Benim motorla gideriz. Trafiği de atlatmış oluruz. Güzel düşündüm. Safsın Volkan ya. Vallahi safsın. Aman iyi. Git git. Vicdanın da rahat olsun. Ben burada çok iyiyim. Merak etme. Soğuk da değil. Süper.